Herkese merhabalar. Avrupa Bireysel Birinciliği başladı. İlk 3 tur oynandı. Büyük üste Emre Can 3. turda çok kuvvetli bir rakibi çok iyi bir şekilde ve hızlı bir şekilde yenmeyi başardı. O oyunu göstereceğim ama onun öncesinde Avrupa Bireysel Birinciliğinden biraz bahsedeyim. Listede gördüğünüz Türkiye'den katılan sporcular ilk 20'ye girenler Dünya Kupası'nda oynamaya hak kazanıyor. Dünya Kupası'nda ilk 2'ye girenler de Adaylar Turnuvası'nda oynamaya hak kazanıyor. Ama karıştırmayın. Bu dünya şampiyonluğu maçı için değil sonraki dünya şampiyonluğu maçı için Covid'den dolayı takvim sıkıştı. Bu sene Karsen'in karşısına bir rakip çıkartıp ee, bir dünya şampiyonluğu maçı düzenleyecekler bir aksilik olmazsa. Listede 5 kişi görüyorsunuz ve Vahap Şanalı görmüyorsunuz. Büyük usta Vahap Şanalı gözler arıyor ama bulamıyor. Sebebi, sebebi Covid testinin pozitif çıkması bu sebepten turnuvaya katılamıyor. Bilim adamlarına göre artık... Ee, aşılı olanlar, 3 aşılı olanlar için bu pandemi veya Covid herhangi bir gripten daha tehlikeli değil ama bu şekilde uygulama devam ediyor. Düşünsenize birinciliğe giderken bir anda Covid testiniz pozitif çıkarsa Tunva'dan eleniyorsunuz. Kafalarda soru işareti tabii ki. Neyse tartışma açacak konulara girmeyelim ve şunu e, da, şundan da bahsedelim. Mustafa Yılmaz ve Emre Can, e, ...federasyonun desteğiyle masrafları federasyon karşılayarak giderken turnuvaya... ...diğer üç oyuncumuz masrafları kendi karşılıyor. Kabatas'ta hesapladım en az 2000 Euro'luk bir masraf yapmak zorundasınız ki... ...bu ciddi bir fedakarlık tüm oyunculara başarılar diyorum. Arzu ettikleri sonucu elde ederler inşallah. Bu arada Azerbaycanlı takipçilerimiz için de açalım... Kimler varmış Azerbaycan'dan. Çok yüksek bir katılım var. Her yani önemli bir kısmı kendi masraflarını karşılayarak geldi. Bilemiyorum. Ee, eminim ki buradaki pek çok oyuncunun masrafını federasyon karşılamıştır. O yüzden Azerbaycan adına sevindim. Sonuçları görüyorsunuz yanda puanlar yazıyor. Şimdi şimdi gelelim. Gelelim Emre Can'ın o sansasyon yaratan oyununa. Evet Emre Can oyuna bu sefer E4 ile başlıyor. Normalde D4 oynar E4'ü tercih etmez ama e, rakibini şaşırtmak için mi bilemiyorum E4 ile başlıyor. Bu arada rakibim Ukraynalı Andrei Volokit'in 2687 elo'ya sahip turnuvada başlangıç sırası 4 veya 5'incilik 2. turdan sonra oynanıyor. İkisi de 2'de 2 puanda. Devam edelim E4'e Volokit'in C5'de ile savunmasına girmiş ve Emrecan atçı üçte kapalı sicili tercih ediyor. Bakalım rakip ne yapacak? E6 fikir elbette G3'e D5 yapmak, merkeze piyon getirmek. Emrecan'ın tercihi E 5 E 5 ve burada D4'le merkeze piyon getiriyor. Burada fil G2 gibi hamleler var. Doğal gelişim hamleleri. Ama Emrecan belli ki Rakibinin Sicilya savunmasına karşı bir hazırlık yapmış durumda. Yoksa neden bir anda E4 sürsün ki D4 sürerken genelde? Bakalım ne olacak? D4'e rakibi C alır D4 yapıyor. Vezir alır D4. Vezir erken çıktı mı? Yoksa vezirin bu şekilde çıkması için e, yeterince iyi sebep var mı? Tartışma konusu bu. Elbette vezir çok kuvvetli bir silah ve özellikle merkezde daha çok kareyi kontrol eder ama... Çok erken çıkarsa da rakip kovalayıp zaman kazanabilir. Bakalım Volokit'in aradığını bulabilecek mi? Şu anda D5 piyonu tehdit ediliyor. Dümdüz almak istiyor. Ve Volokit'in at F6 oynuyor. Yanda çubuğu görüyorsunuz. Konum aşağı yukarı eşit. Ee, at F6'ya şimdi fil G5 ile atı açmazı almış Emrecan. At C6 ile veziri isteyince burada fil B5 bir seçenek elbette atı açmazı almak. Ama fil D7'den sonra açmazdan kurtulabilir. Emre Can dümdüz vezirini A4'e gitmiş. Vezir A4'e şimdi fil B4 oynuyor ki bu da bilgisayarın önerdiği hamlelerden birisi. Fil B4'e at E2 çıktı. Gelişim hamlesi ve her an, fil alır C3 yaptığında B C3 almak zorunda kalmayacak. At C3 yapacak. Tabii ki vezir çıktığında buradaki temel fikirlerden birisi uzunluk. Dolayısıyla vezir kanının fille atı alış sonrasında parçalanmasında arzu etmiyor Emre Can. Şimdi burada vakitlere baktığımızda e, siyahların 1 saat 4 dakikası kalmış durumda. Emre Can'ın 1 saat 26 dakikası var. Yani Emre Can'ın hazırlığı dahilinde ilerliyor konu. Bolokit'in ise biraz şaşırmış durumda. Burada yine uzunca bir süre düşündükten sonra yanılmıyorsam fil alır C3 yapıyor. Yaklaşık 20 dakika düşünüyor. Ve bu hamleyi gördüğünüz gibi çubuktan da bilgisayar kesinlikle beğenmiyor. Çubuk beyazların lehine yükseldi. Beyazları artı bir gösteriyor şu anda. Peki Volokit'in gibi bir oyuncu 20 dakika düşünerek şu anda 47 dakikası kaldı. 1,5 saatle başlamıştı. Vaktinin yarısını harcadı açılışta. Niye fil alır C3 yaptı? Çünkü at alır C3'ten sonra vezir E7 şahı yaklaşık 2 dakikada hemen yapıyor. Ve Emre Can'ı zor durumda bıraktığını varsayıyor herhalde. Şimdi ne yapacak? Normalde beyazlar filini g2'den çıkıp bu d5'teki izole piyona baskı yapmak isterken bir anda şah tehlike altına kaldı. Atı e2'ye dönmek çok pasif olur. E, Rok hakkından vazgeçemeyiz. Dolayısıyla beyazlar filini e2'den çıkmak zorunda kaldı. Şimdi Volokitin için sıkıntılı dakikalar başlıyor. Çünkü bir tahminde bulunacağım. Burada Volokit'in hesapladığı şeyin yanlış olduğunu düşünüyor. Umudunu burada şimdi yapacağı hamleye bağlamıştı. Ama bakın uzunca bir süre düşündükten sonra 23 dakika düşündükten sonra Finli E6'ya çıkıyor. Kaçıncı hamle bu? 11. hamle oynandı. Yani 11 hamleyi 1 saat 10 dakikada 15 dakikada yaptı. Arttırmaları da 30 saniye arttırmayı da dikkate alırsak inanılmaz bir durum. Ee, belki de psikolojik açıdan e, sıkıntılar yaşıyor Ukraynalı sporcu e, çok özel bir durum şüphesiz bunun etkisi de göz ardı e, edilemez ama e, profesyonel bir sporcunun e, bunları aşabileceğini düşünüyorum. Burada bence bence planladığı şey göstereyim D4 yapmaktı bu hamleye güveniyordu o fille atı alış vezirle şah çekiş büyük olsakla bu hamle için yapılmıştı. Şimdi eğer at D5'e giderse ki gitmeli tek hamle. Bu sefer de vezir E4 ile ver kaleyi ver atı demeyi düşündü belki de tamamen tahmin bunlar. At C7 yapınca şah D8 yapacak. Böylece hem kale hem at istekte kalacaktı. Ama burada beyazların tek hamlesi var. O da F3 oynamak. Bu ara hamleyle siyahların bu planı boşa çıkar. Benim tahminim bu. Aksi halde bu kadar düşünmesi, fille atı alması, vezirle şah çekmesi tamamen mantıksız hatalı olduğunu anlıyor varyantta analizde ve fil e6 çıkıyor. Fil e6'dan sonra artık ibreler artı 2.5'i gösteriyor. Beyazlar çok iyi. Tabii hemen öyle kazanç gibi de gözükmüyor ama beyazların taşları çok rahat uzun rok atıyor. D5 piyonuna şimdiden baskı var istekte. Filler çok kuvvetli at açmaz da D5 piyonu zayıf vesaire. Şimdi siyahlar uzun rok atmış. Şimdi bu da intihar gibi ya açık bir e, vezir kanına ne cesaretle rok atıyor? Çünkü aynı zamanda piyonu korumak istiyor. Piyonu korumak istiyor. Fil ve 5'le tekrar yüklenmiş. Hamler kendiliğinden akıyor. Şu anda fil alır C6 yapmak istemekte ve siyahlar çok zor durumda. Şu anda 20 dakikası var. Emre Can'ın 55 dakikası. O da vaktini dikkatli bir şekilde kullanmaya başladı. Şimdi burada çok riskli bir hamle yapıyor. Volokit'in D4 sürüyor. Ama konum zaten çok sıkıntılı. Vezir C7 ile atı korusa o zaman kale aş evirden sonra siyahlar hamle bulmakta çok zorluk çekecek. Tehdit fil F4. Veya doğrudan da fil f4 oynayabilir. Vezir isteyebilir. Vezir b6 gidince fil alır c6. Vezirle alamaz a7 piyonu boşta. Bc6 alacak. Fil e3 ile veziri ve arkasındaki piyonu isteyince siyahlar c sürmek zorunda. Buna da örneğin b4 hamlesi var. Vezir da alamaz arkada vezir boşta. Eğer vezir b4 alırsa da vezir c6 şah b8, fil f4 ve mata gidiyor. Artık ibrenin ne kadar yükseldiğini görüyorsunuz. Veziri vermek zorunda işin doğrusu burada. Kaleyi kapatınca fil d6, mat var. Evet geriye dönelim. Siyahlar çok zor durumda. Can havliyle bir tehdit yaratıyor. Atı istiyor. Evet burada Emre Can şimdi Tehdidi umursamayıp kendi planına işine devam ediyor. Fil alır C6. Siyahlar da D alır C3 yapınca. Şimdi vezir alır A7. B C6 yapamaz. Arkada vezir boşta. C alır B2 yapmış. Ve şah B1. Elbette almıyoruz. Bu piyon şahı koruyan bir piyon gibi olacak. Bakın siyahlar beyazların piyonuna saldırabilir. Ama kendi piyonuna saldıramaz. Kurşun geçirmez bir piyon adeta. Şimdi vezir b4 gelmiş. Ne yapmak istiyor belli değil. Ve burada fil f4 sonrasında koca Andrei Volokit'in 2687 Elo'ya sahip Volokit'in terk etmek zorunda kalıyor. Çünkü tehdit vezir b8 mat. Bc6 yaparsa da vezir alır c7 mat var siyahların yapabileceği tek şey fil alır A2 ile uzatmaya çalışmak ama bundan sonra da bir şey çıkmayacaktır. Evet Emre Can'dan harika bir galibiyet böyle bir oyuncuyu sadece 17 hamlede yenebilmek inanılmaz bir sonuç. Biliyorsunuz 25 hamlede hamle öncesindeki kazançlar minyatür oyun olarak kabul ediliyor. Bu daha da kısa bitmiş durumda sadece 17 hamlede. Evet umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeniniz esirgemezseniz sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler.